Efendim bugün Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı. 80 yıl sonra neler diyeceksiniz? Evet, hayırlı olsun. Allah razı olsun. Diyanet İşleri Başkanımız bizzat arayarak davet ettiler. Tabii bugün müthiş bir izdiham olacağını az çok biz de biliyorduk. Katılma imkanımız bu sefer olmadı ama gönlümüz Ayasofya'daydı. Bu kadar uzun bir zaman aradan sonra Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmış olması elbette bizi hakikaten memnun etti. Gönlümüz, biz bedenen orada olmadık ama gönlümüz oradaydı, şu anda da orada. Bu kararı almaya vesile olanları, bu kararı alanları tebrik ediyorum öncelikle. Aslında bunu sık sık tekrar ettik. Ayasofya aslında bir simgedir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettikten sonra sadece Ayasofya Camii'ni kendi mülkiyetine almış ve onu cami olarak vakfetmiştir. Bu alınan karar o vakfiyenin yerine gelmesi manasındadır. Uzun yıllar biz bunu bekledik ama nasip bugüneymiş. İnşallah en kısa zamanda başka bir vesileyle mutlaka İstanbul'a gittiğimizde Ayasofya'yı ziyaret edeceğiz. Mutlaka orada ibadet edeceğiz, dua edeceğiz. Arkadaşlarımızın, ben büyük bir kısmının, özellikle gençlerimizin bu ibadete, bu şuurlu bir duruşa orada kendilerinin bizzat bedenen şahit olduklarını biliyorum, orada olduklarını. Tekrar bu kararın hayırlı olmasını, Ayasofya'nın bundan sonra daha yıllarca bu millete, Müslümanlara ibadet yeri olmasını temenni ediyorum. Tekrar bu kararı alanları tebrik ediyorum. Alanlara teşekkür ediyorum. Efendim bir soru var. Evet. Neden Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Ayasofya'da yoktu? Katılmama kararınızdaki en büyük etken neydi? Neden orada değilsiniz? Yok, bunu ben böyle çok allandırıp pullandıracaklarını tahmin ediyorum da. Özel bir şey yoktu ama bildiğiniz gibi bugün bu dönemde bir pandemi var. Bundan dolayı da sıkıntılar var. Ben sabahleyin televizyonlara baktığımda alınan bütün tedbirlere rağmen Ayasofya'nın içinin tıka basa dolduğuna şahit oldum. Tabii orada olmak güzel bir şey ama ille de bir merasim münasebetiyle olmak şart olarak da görmüyorum ama teşekkür ediyorum tekrar. Yani özellikle bizzat Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın arayarak davet etmiş olmasını da önemli görüyorum. Bu sefer bedenen orada bulunamadık. Gönlümüzde olduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda bedenen de orada oluruz. Şimdi öyle teşekkür ediyorum. Peki salgın olmasa kararınız ne olur? Yani şimdi bunları bu kadar ince detaya girdiğimiz takdirde söylenen sözlerin her biri farklı taraflara çekilebilir ama ben amasız, fakatsız, herhangi bir başka konuyu gündeme getirmeden alınan kararın çok isabetli olduğunu, yıllardır beklediğimiz bir karar olduğunu ve oranın açılmış olmasının aslında hakikaten bu ibadethanenin ibadethane olarak kullanılabilir hale gelmesinin bizim milletimizin kalbinde yer ettiğini biliyorum. Müteşekkiriz bu kararı alanlara. Bu kadar da yeterlidir diye düşünüyorum. Sağ olun.